Merhaba arkadaşlar sizlerle uzun zaman sonra bir e, New World hakkında video ile beraberim. Kurabileceğim en devrik cümleyi kurduğuma göre devam edebiliriz. Arkadaşlar temel konu bugün hangi serverda gold e, farmı yapmalıyım? Hangi farmı yapmalıyım? Bana bu tarz çok soru geliyor. E bunların ben herkese teker teker cevap veriyorum tabii ki ama yine de ayrıca bir video çekmek istedim. Genel olarak neler yapmalısınız? Neye dikkat etmelisiniz? Hangi farmı neye göre seçmelisiniz? Bundan bahsedeceğim. Onun dışında şu an Kronos'un fiyatı çok yüksek. Yani biz kendimiz alım yapıyoruz biliyorsunuz. Aşağıda linki var. İsterseniz katılabilirsiniz. Bir de lütfen rol seçmeyi unutmayın. Ee, rol seçmeyen hala çok arkadaşımız var. Ona dikkat ederseniz çok iyi olur. Şimdi arkadaşlar, e, özellikle yüksek fiyatlı serverlerde başlayabilirsiniz. Neler var bunlarda? Auro var, Kronos var, Izabella var. E, NYX var galiba. Bunlara bakabilirsiniz. Kronos 3.80-3.90 arası değişiyor birkaç haftadır fiyatı. Bizde alım fiyatımız bu şekilde. Ben bu çarda genelde dungeon farmı yapıyordum. İşte bu tarz çıkan itemleri satıyorduk. Güzel item gelirse onu satıyorduk. Fakat büyük ihtimal şu an item dolgunluğuna, item dolgunluğuna ulaşmıştır server diye düşünüyorum. Mesela büyük başlarda bu itemler bile çok para ediyordu. Ama gene de item bilginiz, kültürünüz varsa zaten ne yapacağınızı biliyorsunuzdur. Onu geçtim ben. Kanalda olan düz farmlar hakkında bilgi vereceğim. Örnek veriyorum Wire Fiber. Mesela Wire Fiber arkadaşlar hemen benim videolara girin. Oradan bakabilirsiniz. Benim ezberimde zaten maksimum toplanabilecek rakamlar. Fakat ben gene de sizin için bilgi veriyorum. Mesela Wire Fiber saatte ne kadar toplarsınız? 10-12k arası bir toplama miktarınız olabiliyor boşsa. Oradan hesap yapalım. 10K wire fiber topladınız. 4.5K buradan direkt size gold gelmiş oldu. Bunun yanında blister wave scale cloth geliyor. Blister babe. 6 gold da blister wave'miş. Scale çok farklı olacağını zannetmiyorum. Evet o da 6 lira 6 gold civarlarında diyelim ikisine de. İyi. Zaten öyle bu bir tane 5.90 sür. 6 diyelim. Şimdi 500 tane falan minimum bunlardan gelecektir. 10, 10, 10, 12 bin arası. Ha bu bine kadar çıkabiliyor şansınıza bağlı biliyorsunuz. Hani trofileriniz tamsa üstünüzdeki işte farming luck'larınız tamsa, thinking, Skinning diyorum, harvesting'iniz tam tamsa, şu itemınız tamsa. Elbette daha fazla gelecektir. Onun dışında hesabımızı yapalım en düşükten yapıyorum. 10K çiçekten geldi 4.5K. 500 tane ondan geldi. 3K da oradan 7.5K'ya çıktınız. Bunun yanında eğer Harvest'inizde gerekli perk varsa Fire mod gelebilir. ve i̇şte Soul mod gelebilir. Soul modun fiyatı burada çok yüksek. 2.18. 500 tane de bundan gelse kafadan 1K gold daha geliyor. 8.5K'ya çıktık arkadaşlar şimdiden. Bunun yanında kutusu gelecek, cart'ı gelecek, jort'u gelecek. 9K'ya yuvarladık. Bu minimumu farkındaysanız 10K'ya 500 olarak hesapladım. Benim canlı yayınlarım veya videolarını izleyen arkadaşlar bunun çok daha yüksek miktarlarda olduğunu biliyordur. 10K'ya 1000 tane de gelebilir. Bir anda bir saatlik yaptığınız farm 10K 12K'lara çıkar. Mesela bu server için wire fiber farmı eğer slotları çok dolu değilse okey gibi duruyor. Onun dışında neye bakabiliriz? Hemen kayıta bakalım. Genel olarak bahsedeceğim. Her farmı göstermeyeceğim size. Elbet takip edip bakabilirsiniz. Kayıta baktık. Kayıt mesela piyasası düşükmüş burada. Eskiden yüksekti. Ee, 22-23 bin. Kayıt bir saatte toplayabiliyorsunuz. Bunun da farm videosu var. Kanalda bakabilirsiniz. 22.000-23.000 bin, bin dediğimiz zaman Ortalama 4.5k buradan gelecek. Bunun yanında Soul Mode perk'ünü takarsanız gene bir 500-600 adet Soul Mode gelecektir. Soul Mode oradan da işte gene 1k gelecek. 5k'ya çıktık. Bunun yanında ne gelecektir? Iron e, şey Smolderite ve Scarite gelecektir. Smolder Scarite'lara bakalım. 630 bu. 650 bu. Bunu da altını hesaplayalım. Çok uçmayalım. 500 tane de bundan gelse ki rahat rahat geliyor. 6 3K'da buradan geldi. 7.5 8K'da buradan geldi. Fiyat düşük ama çok fazla adet geldiği için buna da yönelilebilir. Ne dersiniz ki satılmıyor bu. Wire Fiber'a geçersin. kafa kafaya mesela bu soru burada. Bu da yapılabilir ama Wire Fiber biraz daha güzel. Onun dışında hangi farm'a bakalım? Ironwood farm'ına bakalım. başta Drop of Ironwood bakıyoruz. 2K saatte ortalama bir veya iki tane gelir. 4K kafadan bunu yaz. Slot boşsa diye anlatıyorum. Iron. Wood yapalım. Bir 6K'da bundan geliyor arkadaşlar. Ortalama 4.5K'da buradan bu gelecektir. 4 oradan 8.5K yaptı. Şimdi bunun hemen e, Wood ve Barbed Vine'ına bakalım. 4 bu. 4 de bu diyelim. Arkadaşlar bu çok düşüyor. Minimum 700 adet toplayabilirsiniz. 700 3.8 mi yapıyor? 2.8 yapıyor. 3 de bunu dedik. 8 de daha demin söylemiştik. Mesela burada Ironwood farm yapabilirseniz ve server boşsa yani o sırada siz farmınızı düzgün bir şekilde gerçekleştirdiğiniz zaman bir anda saatte 12-13k falan toplamış oluyorsunuz. Ki burada da dediğim perk koyup gene soul mod toplayabilirsiniz söylemiş olayım ki ağaç farm yapmak çok rahattır. Adam akıllı mop yok. Varsa bile zaten çok fazla canınız olacağı için hiç sıkıntı olmuyor yani. Chill fire fiber de öyle. chill farmlar bunlar. 12K'da bu yaptı. Mesela Rono server'ı her farm için gayet uygun bir server gibi gözüküyor. Bitkite biraz düşük kaldı. Buna baktık. Iron Eye'de bakalım. 0.20'lerde. Fakat Iron dikkat kadar yüksek toplanmıyor artık. Eskiden çok fazla toplanıyordu. 25-30K'ya bile saatte toplayabiliyordunuz en son zamanlar. Ama şimdi saatte 14-15K'dan fazla toplayamıyorsunuz. 14K olduğu zaman burası ne yapıyor? Yani 3K'ya yakın bir fiyat yapıyor sanırım. Fakat bundan da Smolder Skarite falan çok geliyordu. 700 adet gelse 4K'da bu yapar. Saltarak biraz söylüyorum. 4K, 2800 doydu 3K diyelim. 7K yaptı. 2K'lık da sol farmı gelse yanında hani skinning yaparken. Size gelecek fiyat gene 8'lere çıkıyor. Yani 1k daha mantıklı. Server için. Onun dışında örnek verebileceğim başka farm var mı diye düşünüyorum. Orikalyum farmı var. Orikalyum farmı biraz zor olur. genelde. Fakat boş olduğu zaman 6K kadar orikalyum farmlayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, 0.70 kabul edelim bunu. 4 4.200 yapar. Hadi 4 kabul edelim. 4K zaten direkt orikalyumdan geliyor. Bir 500 goldluk falan da gene soğul mod toplarsınız. Bunun yanında. O da oradan ortalama 4-500 oldu. Hemen Sinavar ve Tolvium'larımıza bakalım. Sinavar 7.40. Tolvium 7.80. Bunları 7 kabul ediyorum. 500 tane de 500 adet düşer ki çok daha fazla düşer şansınız azıcık ya ver giderse. 500 dedik 7 kabul ettik. 3.5 da buradan geliyor. Kaç demiştik diğerine de 4.5 demiştik. Ve 8 da saatte bu düşüyormuş. Bu benim bulunan Kronos'taki çarıma böyle düşüyor. Onun dışında Iron Ore'a bakabilirsiniz. İşte teker teker Star metal'e bakabilirsiniz. Hepsini değerlendirmeniz lazım. Sizin setup'ınıza göre. Hangi farm noktalarını yapabiliyorsunuz. Onun dışında lock setlerinizi takıp onlara bakabilirsiniz. Mesela Bon chopper ne kadar olmuş. Bunun farmı da var biraz artık iyice şansa bağlı ama bon çapırlar gördüğünüz gibi 17 binden satılıyor. Hani böyle nadir unique eşyalara da bakmanız gerekir. Şimdi bu serverda baktık. Fiyatlar 10k civarında saatlik. Güzel mi? Bence güzel. Başka bir servera geçelim. Oyun kasmazsa. Ben bakacağız. Hemen başka bir soru buraya bakalım. Öntün dedik. Mesela Asgard, Abaton. Abaton'un da sanırım satış fiyatı biraz iyiydi. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Öyle kalmış aklımda. Yani böyle tarlarınızın bulunduğu serverları teker teker gezmeniz lazım açıkçası. Yani nerede iyi yapabilirim veya çarımı nereye geçirebilirim dersen açarsın çağır bir tane. Onun levele getirirsin. Zaten 20 dakika sürüyor maksimum. Getirdikten sonra piyasayı kontrol eder çıkarsın. Hemen bakalım neye bakmıştık? Wire Fiber'a bakmıştık mesela Kronos'ta. Burada 0.60, diğerinde 0.45 mesela. Direkt Wire Fiber'da 6K gelecek eee ne gerekli olduğuna bakalım. 5 pleasure wave 5 soul mod yüksekte onda. Bakalım. Soul mod 1 mesela burada da soul mod düşükmüş. Peki fire mod nasıl? Fire modu Mesela burada da wire fire yüksek ama şeyleri biraz daha düşük. Kayda bakalım benim favori farmlarımdan. 0.35. Direkt bunu yapıştırın mesela burada. Yani 7K direkt sadece Tikite'den gelecek. Yanındaki cartı curtuyla bayağı artar fiyat. Hemen Iron ayda bakalım. Iron Eye'de kötü mesela buranın. Onun dışında Iron Wood vardı. Dropu of Iron Wood, bakalım hemen. Ya çok yüksek arkadaşlar. 3.750. 2 tane düşse zaten direkt kafadan 3 yani tane hesaplasak 6K gelecek. Direkt Iron Wood'una bakalım. Iron Wood Farm mesela burada çok güzel olur. Halkım Or. Brukalium Or Farm'ı burada çok güzel olacağını düşünmüyorum. Sinabarlar çok yüksek değilse değil. Gibi gibi bu şekilde serverları teker teker gezip karar vermeniz lazım. Ha derseniz ki bana kalırsa artık yani ayın 9'undaki güncellemeye kadar 2-3 yerde 60 level çar yaparsanız ki yapan çok arkadaş var. Özellikle satışlarda da görüyorum. Bir insanın 4-5 sonra burada çar oluyor. Hangi soru burada düşükse oraya es geçersiniz diğer soru burada kasarsınız. Bu şekilde geçiş yapmanızı tavsiye ederim. Özellikle New World için hani her oyunda bunu yapabilirsiniz. Tabi de New World'de çok daha etkili olacağını düşünüyorum. Ya gene bu şekilde yaptığınız zaman gördüğünüz 8K ile 12K arası bir sürü saatlik en azından Abaton ve Kronos Server için gördük. 3.90'dan 3.80'den alış yapıyoruz. Hani 10K yapsak saatte 38-39 lira yapıyor. Hani 35'ten hesaplayıp günde 10 saat oynanız varsayarsanız günde 350 lira gelir. Ayda 10.000 liraya gene çıkabilirsiniz şekilde. Yani benim değerlendirmem, farm yapma konusundaki görüşlerim bu şekilde canlanıyor. Buna göre size veriyorum. Ama işte Nysa'da kasılır mı diye bana sorduğunuz zaman sürekli gidip o server'ı kontrol edemem. O yüzden sizin kendinizin her soruları değerlendirmesi daha iyi olur. Bugün böyle olur, yarın korona sayıf olur, abaton yüksek olur. Bunlar dediğim gibi sizin değerlendirmenize, sizin o hangi duruma, durumunuza bağlı. O yüzden 200 server'da çar hazırlamanız en doğrusu. Bu konuda diyeceklerim bu kadar. Alsat Discord kanalımıza uğramayı unutmayın. Rol seçmeyi unutmayın. Fiyatları sürekli güncelliyoruz. Elimizden geldiğince yüksek veriyoruz. Hepimiz, hepimizin bir desteğiyle birlikte büyüyeceğiz. Büyüyoruz da 700 kişiyi geçti Discord kanalımız. Onun dışında eğer videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa da yorumlarda belirtebilirsiniz. Bol kazançlar arkadaşlar. Herkese iyi şanslar.